Ödemiş Birgi köyündeyiz. Bu tarih kokan sokaklarda taş evlerle yapılmış muhteşem, gezilmeye doyulamayacak sokakları gelin beraber gezelim. En sevdiğim şu görüntü, yani aynısı Cumalı Kazık'ta da var. Yani ben buraya 3. ya da 4. gelişim, yani gezmekten çok keyif alıyorum. Çünkü emek var, taş ev, yani günümüzdekiler gibi böyle geliştirme değil. Zaten evlerin tepelerinde kiremit varsa güzel olmaması imkansız. Ben de bunun hastasıyım. Şu güzelliğe bakar mısın? Taş ve ahşabın birleştiği muhteşem bir görüntü. Bayrağımız çok güzel düşmüş. Bakar mısın şuradaki huzura? Yani bu sokaktan gidelim. Yani her şey çok güzel. Sanki bu sokağa gitmediğim için üzgünüm oluyor ama. Doğası, yapısı, korunmuş bütün her yer gelecek nesile çok güzel aktarabildiğimiz miraslarımız. Sahip çıkanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani şu kapıyı yani nasıl anlatabilirim ki? Çok güzel. Yani şu an şunu aynısını ivme yapmak istiyorum, şu çıkıntı. Ama ustasını bulamıyorum. O ayrı mesele. Biraz kaldıra katıyor galiba. Önceden çok güzeldi ama bu gezişimde 3-4 yıl önce gelmiştim. Çok satılık ilan gördüm. İnşallah rahatlıkla kurban gitmez. Böyle ilk defa gördüm ama sokak ve ev mi yapılacak? Sanki yani köylerimizde zaten ekmeğimizi, kızartmalarımızı, yemeğimizi yaptığımız ocak. Şimdi yeni tabirle şömine. Ama bu taş yapmışlar. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz deyiz. Çok sağ olun ya. Buraya 3-4 yılda bir gelmeyin diye yapamıyoruz biz. Aklımız burada kalıyor. Turlar, otobüslerde turlar çok geliyor. Bilgin'in camisi, tarih camisi. Üst bölümde yatırların olduğu mezarlık vardı. Şimdi oraya geçelim. Görüşmek üzere. Cennet turbaları bunlar. Kurutup bağlılar. Allah razı olsun. İmam Birgi bir mezarlığı. İmamı Birgi bir mezarlığı. Badem Ceviz 25. Hayır işler, Eri kolay gelsin. Allah razı olsun. İyi bak gördün mü? Koşular. Bak, bakırlar. Evet. Dönüşte havlu alalım. Gel dönüşte. Gel bakalım. Yine turbası var. Burayın gir var. Buyurun.
beni takmıyor. Buradan bir şeyler takmadan gidin mi? Tadımlı koydu gerçekten bakılmıyor. Bileklikler al Allah 5 lira. Kolejiniz 10 lira. Bu olmalı. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Abi üstünde 20 lira. Pastırdı pazar. Ozdan kestane şeker de evin önünde işte böyle bir şey yapmak istiyorum ya. Hayır işler abi. Bunu abi gizli biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Ücretsizdir. Gelin bakalım. Denetimde de keşif edelim. Aile devi. Tavana bakar mısın? Al abi demesi içeri girebileceğiz ha. Şurada doğal ürünlerin olduğu yer galiba. Lavanta özü, keçi boynuzu olmazsa olmaz zaten. Nar ekşisi. Bunun hepsi el yapımı. Hatıra yeri gördün mü?
şuraya çekelim. Oy. Çıkalım böyle. Merdivenleri çok fena. Öyle oy mi? Biz de geçmeyiz açıkçası. Muhakkak bu konağa uğrayın. Burası herhalde giriş. Duralımız için. Şu çatıyı göstereyim izleyicilerimize. Annemin bana gecelikleri falan diktiği, kıyafetlerini diktiği. Eski telefon. Evet, diğer yediğimizin kapkacakları. İşte önceden yemekler böyle yapılıyordu. İçine koy patatesi, haşla. Buna yüklük diyoruz. Şey, el şeyleri değil mi? Yalnız ben bu ütü zamanı hiç denk gelmedim. Oy 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 oy. Bana göre saray köşkü. Yorganlar. Oo, bak şeyde, yatak odasında şey bile var. Yine. Divan ama bu hani şark köşesi diyorum ben buna. Ne güzel bir şey ya. Bu herhalde şey, gelinin çeyiz şeyleri değil mi? Sandığı. Yerde el dokuma kilimler. Ya tavan bile ayrı bir şimdiki dönemler gibi geçiştirme değil yani. Ayrı bir şekilde bakar mısın şuraya? Burası oturma yeri. Salon gibi bir yer eskilerin. Konağın bahçesi. Kargıdan ne yapmışlar acaba buraya? Ben çok merak ettim. Mısırlar. Birgi köy evi. El işlemeli. Ya bakarız. Bir şey bu kadar. Bunları çektik ya. Aynada. Aynen. Burası bir bebek odası. Bakar mısın? Ne kadar keyifli. Bebek odasında büyüsü yok. Tabii şimdiki yeni nesil elektronik beşikler yok. Tamamen doğal. Menteşelerle yapılmış bir salıncak. Rahmetli büyük babamızın da vardı böyle bir tane. Radyosu.
Şurada şu manzara gösterebilir misin? Eski insanlar daha çok yaşamasının sebebi bence. Yani insan şu manzarada bir baksa tüm derdini sıkıntısını unutur. Eski nesil perdeler. Ama ben şimdi kullanmayı da şey yapıyorum, seviyorum yani. Evimde bir tane var. Konağın üstünde bu kadar. Bir tane sincap gördük. Sincap. Nerede? Kolay gelsin ablacığım. Gözleme 10 lira. Vallahi fiyat olarak çok uygun. İçeride oturma odası varmış. Hani oturma yerleri. Kivi, aa. Aldığımız ilk defa ağacını gördüm. Mandalina. Dışarı mı oturalım, içeri mi oturalım? Daha güzel değil mi? Ya mandalina ağacı ne kadar büyük. Bizde de var ama herhalde bunlar 30-40 yıllık. Çok şirin. Güzel bir gözleme yeri. Küçük bir masamız. Mandalina ağaçlarının altında. Ödemiş Birge'nin sokaklarındayız. Bu tarih